Bu videoda köklü ifadeleri sadeleştirmeyi öğreneceğiz. Ama önce birkaç terime göz atalım. Hemen köklü sayının ne olduğunu hatırlayalım. Bu bir köklü sayıdır. Siz büyük ihtimalle bunu karekök işareti olarak biliyorsunuzdur. Evet, terimleri öğrendiğimize göre köklü sayıları sadeleştirmenin ne anlama geldiği hakkında konuşalım. Bazı insanlar yapacağımız şeyin işi daha karışık hale getireceğini söyleyecektir. Ama bakalım. Şunu sileyim. Şimdi size 36'nın kare kökünü verseydim ne derdiniz? Kolay geldi değil mi? 6 kere 6'ya eşittir. Hemen 36'nın kökü 6 diyebiliriz. Peki ya size 72'nin kökünün kaç olduğunu sorsaydım? 72'nin 2 kere 36 olduğunu biliyoruz değil mi? O zaman yazalım. 72'nin kare kökü, 36 çarpı 2'nin kare köküyle aynı şey, öyle değil mi? Sadece 72'yi 36 çarpı 2 şeklinde yazdık. Eğer hatırlıyorsanız, karekök 1 bölü 2 kuvvetle aynı şeydi. Bir de öyle yazalım. Böylece köklü sayıları sadeleştirmenin nasıl yapıldığını daha net görebileceğiz. Aslında bu o kadar yeni bir yöntem bile değil. 36 kere 2 üzeri 1 bölü 2. Çünkü bir sayının karekökü, o sayı üzeri 1 bölü 2 ile aynıdır. Üslü sayı kurallarına göre 2 sayıyı çarpıp 1 bölü 2 kuvvetini aldığımızda, aslında ikisinin de 1 bölü 2. kuvvetini alıp çarpmış oluyoruz. Bu ifade ve kök içindeki ifade tamamen aynı. Biz de 36'nın karekökünü zaten biliyoruz değil mi? 6, yani bu 6 kere kök 2'ye eşit. Büyük ihtimalle bu köklü sayıyı neden 1 bölü 2. kuvvete çevirdiğimi merak ediyorsunuz. Bunun üslü sayılar kanunlarının bir uzantısı olduğunu göstermek için. Gerçekten o kadar yeni bir yöntem değil. Ama bazen ikisinin aynı mantıkta oldukları belirgin olmayabiliyor. Sadece bunu göstermek istedim. Hadi şimdi başka bir soru çözelim. Bence soruları çözdükçe işlemleri yapmanız gitgide kolaylaşacak. Ne diyelim? 50'nin karekökü. 50 25 kere 2 demek. Biraz önce yaptıklarımızdan biliyoruz ki 25 kere 2'nin karekökü 25'in karekökü çarpı 2'nin kareköküne eşit. 25'in karekökünü zaten biliyoruz. 5. Demek ki bu, 5 çarpı kök 2'ye eşit. Şimdi, ee Selçuk bunu kolay bir şeymiş gibi gösteriyorsun ama 50'yi 25 ve 2'ye ayırman gerektiğini nereden biliyordun? diye sormuş olabilirsiniz. Neden 50, 5 ve 10'un köklerine eşit demedim? Ya da 1 ve 50 olarak ayırmadım? 25 ve 2'yi seçtim çünkü 50'nin en büyük tam kare olan çarpanını istiyordum ve bu sayı 25. 5 ve 10 kullansaydım pek bir yere varamazdım. Çünkü 5 de 10 da tam kare değiller ve 1 ile 50 ile de aynı durum. Sayının çarpanlarını düşünüp en büyük tam kare olanlarını bulmaya çalışın. Tam bir sistem yok. Sadece tam kareleri tanımayı öğrenmeniz lazım. Onlara alışacaksınız. Örneğin 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Belki bu modülü yaparak onları daha kolayca tanımaya başlayabilirsiniz. Eğer bu sayılardan herhangi biri kök içindeki sayılardan birinin çarpanıysa, önce o sayıları sadeleştirmek isteyebilirsiniz. Ondan sonra kök içinden çıkarabilirsiniz. Tıpkı bu sorudaki gibi. Birkaç tane daha yapalım. 7 çarpı kök 27 kaçtır? Yanına 7 yazdığım zaman, kök 27 kere 7 demek oluyor. 27'nin diğer çarpanlarını düşünelim ve herhangi birinin tam kare olup olmadığına bakalım. 3, 27'nin bir çarpanı ama tam kare değil. 9, öyle. Yani bu, 7 çarpı kök 9 çarpı 3. Şimdi, öğrendiğimiz kurallara dayanarak, 7 kök 9 çarpı kök 3 diyebiliriz. Bu da, 7 çarpı 3 çarpı kare 3'e eşit. Çünkü 9'un karekökü 3. Sonuç 21 kök 3. Yani 21 çarpı 3'ün karekökü. Bitti. Hadi bir tane daha yapalım. 9 çarpı kök 18 kaç eder? 18'in çarpanları neler? 6 ve 3 var. 1 ve 18. Bunların hiçbiri tam kare değil. Ama 2 ve 9 da var ve 9 tam kare. O zaman onu kullanalım. Bu 9 çarpı kök içinde 2 çarpı 9'a eşit. Bu da 9 çarpı kök 2 çarpı kök 9. Buradan da 9 çarpı kök 2 çarpı 3. Bu 3 9'un karekökü. Sonuç 27 kere kare kök 2'ye eşit. İşte bitti. Umarım bu soruların nasıl çözüldüğünü anlamaya başlamışsınızdır. Hadi bir tane daha yapalım. 4 kök 25 nedir? 25 tam kare. Bu soru o kadar kolay ki, hileli soru diyebiliriz. 25 tam kare, kare kökü de 5. Yani bu 4 kere 5'e eşit. Yani 20. 25'in kare kökü 5. Bir tane daha yapalım. 3 kere kök 29 kaçtır? 29 asal sayı olduğu için sadece 2 çarpanı var. Çarpanları sadece 1 ve 29. Bu sayılardan hiçbiri tam kare değil. Yani bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Demek ki bu en sade halinde. Bir iki tane daha yapalım. 7 çarpı kök 320 kaçtır? 320 hakkında düşünelim. Aslında bu kadar büyük sayılarla işlem yaparken adım adım gidebiliriz. Aslında 16 daha iyi olur çünkü 16, 32'nin bir çarpanı. Onu deneyelim. Bu 7 kere 16 kere 20'nin kareköküne eşit. Bu da 7 çarpı kök 16 çarpı kök 20 eder. 7 kere kök 16, 16'nın karekökü 4. 7 kere 4 28'e eşit. Yani 28 kere kök 20. Bitti mi? Aslında 20'yi biraz daha sadeleştirebilirim. Çünkü 20 4 kere 5'e eşit. Yani buna 28 çarpı kök 4 çarpı kök 5 diyebilirim. 4'ün kare kökü 2 olduğu için 2 dışarı çıkar ve 56 kök 5'i elde etmiş oluruz. Umarım bu size mantıklı gelmiştir. Burada kullandığım teknik çok önemli. 320'ye ilk baktığımda, 320'nin en büyük tam kare çarpanının ne olduğunu bilmiyordum. 64'müş. Ama 4, 320'yi bölüyor deyip 4'ü de kullanabilirdim. 4 kere 80, 320'ye eşit. O zaman 80'i sadeleştirmem gerekirdi. Bu durumda 32'yi gördüm ve 16, 32'nin bir çarpanı olduğu için 16'yı kullandım. 28'i ise 16'nın karekökünü dışarı çıkardıktan sonra 7 ile çarparak elde ettim. Ama bu sefer içerideki sayıya bakıp bu tam kare bir sayıya bölünebiliyormuş dedim. Hala 4'e bölünüyor dedim. Daha fazla sadeleştirilmeyen bir sayıya ulaşana kadar 20'yi sadeleştirdim. Bu sayının asal sayı olmasına gerek yok. Umarım bu karekök sadeleştirme hakkında size iyi bir fikir vermiştir.